Fitemek'ten merhaba arkadaşlar, ben Emre. Bu videoda konumuz chia. Chia 101. Chia hakkında bilmeniz gereken her şeyi kısaca özetleyeceğim. Daha sonra doğrudan chia kullanarak hazırlayabileceğiniz çok pratik ve sağlıklı tariflerle videoyu tamamlayacağım. Hemen aşağıdan beğen butonuna basalım ve videoya başlayalım. Öncelikle chia dediğimiz şey aslında bir tohum. Ve tuttuğunuz anda böyle ele yapışan da bir tohum. Bu tarz böyle çok fazla besin var. Bir anda böyle çıkıyorlar ortaya, her yerde konuşulmaya başlıyor. Şöyle sağlıklı, böyle sağlıklı süper besin adı altında böyle pazarlanıyor. Daha sonra bunların birçoğu fıs çıkıyor, boş şeyler çıkıyor, dümen çıkıyor ama chia öyle değil. Öyle olsa söylerdik, öyle olsa bu videoyu çekiyor olmazdım. Chia gerçekten güzel, gerçekten sağlıklı ve dop dolu bir besin. Peki ne gibi özellikleri var? Bir defa Mayalıların çok sevdiği ve güç kaynağı olarak gördüğü bir besinmiş chia. Ve savaş dönemlerinde vesaire böyle chia yediklerinde kendilerini daha güçlü, daha yenilmez hissediyorlarmış. Tarihte bununla ilgili birkaç tane bilgiye denk geldim. Chia'nın faydalarına gelecek olursak da bir defa lif açısından zengin. Lif demek sindirim sistemini çalıştırmak demek. Daha sağlıklı bir sindirim sistemi demek. Bunun dışında antioksidan açısından da zengin bir besin. Bu antioksidanlar da vücudumuzdaki serbest radikalleri. Yani bize her an zararı dokunabilecek böyle başıboş gezen serseriler gibi düşünebilirsiniz bunları. Bunların etkisiz hale gelmesinde rol oynayan önemli şeyler. İçerisinde yağ bulunuyor. Tohum yağları olduğu için ve sağlıklı yağlar olduğu için bunlar vücudumuza almamız gereken, yani günlük sağlıklı yağ tüketimi önemli denir ya sürekli. Bu yağlardan biridir chia'nın içinde bulunan yağda ve omega 3 açısından da zengindir. Ek olarak özellikle sporcular için şöyle bir artısı daha var. En kaliteli, en amino asit açısından zengin bitkisel protein kaynaklarından biri. Ve tabii ki yine bir sürü vitamin ve mineral de içeren bir besin. Besin değerlerine kısaca değinecek olursak, bir yemek kaşığı chia yaklaşık 50 kalori, 4 gram karbonhidrat, 1.6 gram protein ve 3 gram yağ içeriyor. Dediğim gibi bu yağlar sağlıklı yağlar. Aynı zamanda 3.5 gram kadar da lif içeriyor. Chia'nın en enteresan ve güzel özelliklerinden biri de suyu çekme özelliği. Yani chia ile bir suyu bir araya getirdiğiniz zaman suyu içine çekerek şişmeye başlıyor ve jöle gibi bir kıvama geliyor. Bu sayede işte puding tarzı bir şeyler hazırlanabiliyor veya yumurta yerine bazen kullanılabiliyor. Bunun bize diyet döneminde de bir artısı var. Bir şey suyu çekip hacimlenebiliyorsa bu bizim tok kalma süremizi de uzatmakta faydalı oluyor. Aynı zamanda büyük hacimli şeyler yiyerek daha az kalori almamıza da yardımcı oluyor. Yani bir yemek kaşığı chia'yı 3-4 yemek kaşığı suyla karıştırıp gayet hacimli bir şeyi yiyerek yalnızca 50 kalori alabiliyorsunuz. Böyle de bir artısı var. Markete gittiğinizde chia'nın iki farklı türünü görebilirsiniz. Siyah ve beyaz olmak üzere iki çeşidi var bunun. Burada birazcık karışık aslında, yani %90'ı bunun sanırım siyah chia ve %10 kadar da içinde ara ara küçük küçük beyaz chia'lar da var. Bunların ikisinin arasında hiçbir fark yok. Gözünüze hangisi güzel geliyorsa onu alabilirsiniz. Besin değerleri de aynı, içeriği de aynı, her şey aynı. Yalnızca renkleri farklı. Uzun süre dayanabilen bir besin ama saklarken dikkat etmeniz gereken şey serin ve kuru bir ortamda saklamanız. Size tavsiyem cam bir kapta veya bir kavanozda da olabilir. Serin, ıslanmayan ve çok da sıcak olmayan bir yerde saklamanız. Çünkü içinde bulunan sağlıklı yağların ısınarak çözülmesini istemiyoruz. Ve daha uzun süre sağlam bir şekilde kalabilmesi için serin bir ortam önemli. Fiyatı birazcık pahalı gelebilir. Alırken baktığınızda paket fiyatları birazcık fazla olabilir ama bir paketinde bunun 300 gram 500 gram arası oluyor genellikle. Bunu doğrudan bir yulafla vesaire kıyaslamak ya da bir pirinçle, bulgurla kıyaslamak çok mantıklı değil. Çünkü diğerleri gibi bunu bir kase tüketmiyorsunuz. Yani yulafı mesela alıp günde bir kase yerken chia'yı günde bir yemek kaşığı, bilemedin iki yemek kaşığı tüketeceksiniz. O yüzden bir paket aldığınızda çok uzun süre hem dayanabiliyor hem de çok uzun süre boyunca size yetiyor zaten. O yüzden aslında tüketim açısından çok pahalı olmayan bir şey. Her ne kadar ilk alırken öyle görünse de. Nereden alacağım, nereden bulacağım diyen arkadaşlar için de hem büyük süpermarketlerde bunu bulabilirsiniz. İnternetten de alabilirsiniz. Ben genelde öyle yapıyorum uğraşmamak adına. Satın almak isteyen arkadaşlar için de açıklamalar kısmına örnek birkaç tane link bırakacağım. Chia'yı nerede nasıl kullanacaksınız? Öncelikle içeceklerde kullanabilirsiniz. Böyle yaptığınızda hem o hazırladığınız protein shake'ler ya da detoks içecekleri her ne hazırlıyorsanız daha böyle kıvamlı ve daha doyurucu bir hale geliyor. Bunun yanında saydığım o bir sürü faydalarına faydalanmış oluyorsunuz. Birinci tarifimiz bu olsun. İçecek olsun. Beraber bir içecek hazırlayalım. Şimdi şöyle blenderımın kabını aldım. Bu kabın içine bir su bardağı kadar süt boşalttım. Çok fazla değil. Bir yemek kaşığı fazlasıyla yeterli olacaktır. Bir yemek kaşığı chia atıyorum içine. Ve bir avuç kadar da donmuş börtten atacağım. Tabii birazcık çözündü bunlar. Burada siz artık istediğiniz meyveden atabilirsiniz. Muz atabilirsiniz, elma atabilirsiniz, şeftali atabilirsiniz. Mevsiminde hangi meyve varsa karıştırabilirsiniz. Üçünü birlikte koyduktan sonra hemen blenderdan geçiriyorum. Bu üç malzemeyi koyduktan sonra ek olarak isterseniz protein tozu da ekleyebilirsiniz. Böylelikle artık hem proteininden tut sağlıklı yağına kadar, karbonhidratına kadar zengin bir öğün hazırlamış olabilirsiniz. Şimdi bunu koyduktan sonra birazcık miktarı az gibi gelebilir size. Ancak az önce anlattığım gibi bu chia içine hemen bu suyu çekmeye başlayacak sütte bulunan ve şişmeye başlayacak, hacimlenmeye başlayacak. Blender'dan geçirdiğimizde de bu işlemi birazcık hızlandırmış olacağız. Ve şimdi bakalım nasıl bir içecek ortaya çıkacak. Bu
Blender'dan geçirirken dikkat etmeniz gereken bir şey daha var. Çok uzun süre bunu blender'a maruz bırakmayın. Çünkü ısınmasını istemiyoruz chia'nın. İçindeki yağların sağlam kalmasını istiyoruz. O yüzden böyle mümkünse bir 20-30 saniye içinde hemen blender'dan geçirip o işlemi halledin. Şimdi bunun tadına bakacağım. Şu bir kenarda dursun, buna yakın çekim yaparız. Şuradan direkt tadacağım. Tadı zaten mükemmel yani. Böğürtlen ve süt bir araya geldiğinde zaten mükemmel bir tat ortaya çıkıyor. Chia da buna birazcık kıvam katıyor, birazcık daha doyurucu bir hale getiriyor. Chia ile yapabileceğiniz ikinci öneri de yumurta yapmak. Evet, yumurta yiyemiyorsanız veya hayvansal gıda tüketmiyorsanız yumurta kullanmanız gereken tüm tariflerde chia'dan faydalanabilirsiniz. Bunu da yapmak inanılmaz basit. Şimdi chia ile yumurta yapma tarifi geliyor. Yine 1 yemek kaşığı kadar chia'yı alıyorum. Şöyle genişçe bir kasenin içine koyuyorum. Ve 1 yemek kaşığı chia'nın üzerine 3 yemek kaşığı kadar su koyacağız yalnızca. Daha sonra bunu şöyle bir hızlıca karıştıracağız. Daha sonra tek yapmamız gereken bunu buzdolabına atıp 10-15 dakika bekletmek, jel kıvamına gelene kadar. Ve dolaptan çıkardığınızda tam olarak bu kıvamda olacak ve bunu bildiğiniz jöle gibi ve yumurtanın kıvamıyla birebir aynı kıvama sahip oluyor ve pankek yapabilirsiniz, direkt tavada omlet gibi pişirebilirsiniz, peynirle vesaire karıştırıp çok güzel şeyler hazırlayabilirsiniz. Artık orası sizin fantezinizde kalmış. Üçüncü bir öneri olarak da eğer yulaf ezmesi tüketiyorsanız yulafla hazırlayacağınız tariflerde İçerisinde bir tatlı kaşığı, bir yemek kaşığı kadar chia tohumu da ekleyebilirsiniz. Böylelikle hem içindeki bu yine o sayısız faydadan, vitamin mineralden faydalanmış olursunuz. Hem de sindirim süresini bir tık daha uzatacağı için daha uzun süre tok kalmanıza da yardımcı olacaktır. Yulaf ezmeli tüm tariflerinize de chia ekleyebilirsiniz. Chia hakkında bilmeniz gerekenler ve basitçe uygulayabileceğiniz tarifler bu şekildeydi. Videoyu beğendiyseniz, faydalı bulduysanız, bu tarz böyle bilgi videoları devam etsin diyorsanız lütfen aşağıdaki beğen butonuna basmayı ihmal etmeyin. Satın almak isteyen arkadaşlar için aşağıya link de bırakacağım. Örnek birkaç ürün internetten aldığınızda birazcık daha ucuza geliyor bu tip ürünler. Ben chia, quinoa gibi şeyleri alırken genellikle internetten alışveriş yapıyorum. Size de tavsiye ederim. Markete göre daha ucuza geliyor. Siz chia'yı nasıl tüketiyorsunuz? Yorumlarda bunları da belirtebilirsiniz, bizle paylaşabilirsiniz. Abone olmayan arkadaşlar bu tarz videolardan, yeni videolardan haberdar olmak için yuvarlığa basıp abone olup aramıza katılabilirler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.